hikayesiyle sadece İslam dünyası değil, yani Muhammediler 1400'den beri Muhammedi olarak o hikayeyi dile getirirler. Daha ilerisi var. Mecnun hikayesi Sümerlerden öncesine dayanıyor. Bir Mecnun var ama bu Mecnun hangi dönemde yaşamış, nasıl yaşamış, nasıl sevmişse insanlık tarihi hep onu anlatmış. Herkesin kalbinde bir Mecnun var. Öyle bir Mecnun istiyoruz ki, bekliyoruz ki bizi öylesine sevsin ki biz onun ilahı olalım. Bizim içimizde biraz da ilahlık var çünkü. Demiş ya, kendi suretinde yarattım diye. İçimize koymuş bizim onu. Bizde böyle hafiften de olsa bir ilahlığımız var kadınlarda, erkeklerde, bütün insanlarda. O yüzden normalde evet sevgililer günüymüş önümüzdeki ay. Herhalde o gün sevgililer günüyle alakalı bayağı sohbet olur. Herhalde sevgililer günü öyle bir sevgililer günü yaşamamıştır. Gün olarak. İnşallah. Silahlı saldırıya uğradım. Kan parası aldım. Hak helal etmeme gibi bir durum mümkün müdür? Etik olabilir mi? Ne? Etik olabilir mi? Ben önemli. Kan parası var. Dinen de caiz. Bunda sıkıntı yok. Yani normalde bunu dini hukukuna söylersem eğer, mesela bir kimse Tevrat'ta kana kan, dişe diş, göze göz der. İncil'de tokata tokat der. İncil'in bir bazılarında ise komple affetmek der. Muhammediler, yani İslam bu noktada orta yol olmuş. Demiş ki, zarara uğrayanın, yani öldürülenin mirasçıları onun öldürülmesini isteyebilir. Bu Tevrat'taki hükmün devamı. Ama demiş, ardından devam ediyor ayet-i kerime. Onun bir diyetini almaları daha evladır. Affederse bu muhteşem bir şeydir. Ama bunun hakkı zarara uğrayana aittir. Bunu devlet yapamaz. Bunu bir başkası yapamaz. Birisinin çocuğunu birisi geldi haksız yere katletti. Bunun hakkı veliye ait. Birisinin geldi işte annesinin babasının birisi katletti. Onun hakkı çocuklara ait. Bir çocuğu babasız bırakıyorsunuz. Bir çocuğu annesiz bırakıyorsunuz. Bir insanı kardeşsiz bırakıyorsunuz. Bir insanı evlatsız bırakıyorsunuz. Haksız yere birisini katlediyorsunuz. Haksız yere. Bunda hiç kimsenin hakkı yok. Bir kimseyi haksız yere katletmek, bütün insanları katletmek gibi günah kebair. Haksız katli, katletmek yok. İslam'da bu yok. İslam'da canlı bomba yok. Hani Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da bu tip şeyler var ya, İslam bunu kesinlikle reddeder. İslam askerlerin içerisine dahi canlı bomba göndermeyi reddeder. Savaşta dahi canlı bomba kullanmak mümkün değildir. Dinen haramdır. Dinen haramdır. Bunu yapamazsınız. İslam adına vurulmaz. İslam adına siviller katledilmez. İslam adına ağaç katledilmez. İslam adına bomba atamazsınız siz. Kimyasal bomba kullanamazsınız. İslam adına. Düşmanınız sizi size kullansa dahi. Bakın bu kadar ileri gidiyor. Yani işte bazen tartışma olur ya, işte atom bombası kullanabilir misin? Kullanamazsın. Bizim hanımefendi kardeş ayakta gidiyor ya, ileri doğru yürüyor. Evet. O bana sormuştu. Atom bombası kullanabilirim diye, kullanamazlar dedim ben de. Kullanamazsınız. Dinen kullanamazsınız. Bu mümkün değil. Yani Amerika'nın yaptığını açık açık konuşmak gerekirse siz yapamazsınız.
Savaşta mağlup olsanız daha yapamazsınız. Osmanlı'nın yıkılmasının mağlup olmasının sebebi odur. Dini, insani davranmak zorundasınız. Bu yüzden kan parasından çıktı. Bir kimse haksız yere birisi öldürüldüyse, birisi katledildiyse kan parası almasında bir beis yok. Bu böyle ya işte kan parası aldı bu günahın olur mu diye bir şeysi yok. İnsanlar aslında böyle ibretlik olması için ben mesela idam cezasına karşı olanlardan değilim. Ya bir kimse karşısındaki vicdanı göz göre göre haksız yere katledebilir mi? Buna hakkı var mı? Ben televizyonda dinliyorum. Adam Sarıyer'den giderken arabasını durdurmuşlar, dövmüşler. Sarıyer'de atmışlar denize, adam öldü. 4-5 kişi. Veyahut da bir kadını, bir kızı, 5-6 kişi git tecavüz et, öldür. Vahşet. Şeriat vahşeti durdurmak içindir. Vahşet yaratmak için değil. O kimse kendi kendine bilse ki onu haksız yere öldüreceğini kendisi de öldürecek. Dikkat eder ama. Bir tanesi öldürülse, asılsa birisi kendi kendine düşünür. Ya ben de asılacağım der. Şu anda insan hayatı çok ucuz. Çok ucuz. Ha, adam gidiyor. İşte son olay. Trump değil. Kadın ucuz değil mi sana hayatı? Adam geldi, vurdu, gitti. Yarın birisi de af çıkaracak, çıkacak. İçimizden uğraşacak tekrar. Şimdi o kimsenin, hanımının, çocuklarının, akrabalarının acısını kim çekebilir? Kimse çekemez. Çok basit. Senin bir ciğerin yansın bakalım bir. Senin ciğerin yansa feryat feryat edersin. Dersin ki idam yetmez. Libe libe derim. Neden? Ciğerin yandı çünkü. O yüzden İslam her canlının hayatını korur. İnsanlık her canlının hayatını korumak zorunda. İnsanlık. Burada din önemli değil. Felsefe önemli değil. Neye inanıyorsan inan. Hangi dine, hangi felsefeye inanıyorsan inan. Bir hayatı korumak zorundasınız. İnsansak bütün hayatı korumak zorundayız. Bütün hayatı. Bu hayvan olabilir, bu balık olabilir. Az önce bakıyorum o Haliç'te herkes böyle balık avlayacağım diye uğraşıyor. Ben de arabadakilere diyorum ki ya 5 liranız yok mu cebinizde? Gidin bir kilo balık alırım. Yemeyelim. Av hayvanlarından geçinmek de dinen caiz değil. Siz geçim yolu için av hayvanlarını tercih edemezsiniz. Av hayvanları fakir fukaraya aittir. Fakir fukara gider avlanır, yiyeceği kadar avlanır, satamaz olur. İnsanoğlu ömrü hayatında Cenab-ı Allah tarafından Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla 3 kere denilmiş yok böyle bir şey. Bir Müslüman siyasi ideolojisi neye göre belirlemelidir? Aşka göre. Aşığın bir tek ideolojisi vardır, aşıklık. Aşıklık. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki Kur'an baştan sona aşıklık anlatır der. Baştan sona. Kur'an baştan sona aşıklıktır. Kur'an baştan sonra baştan sonuna kadar edeptir. Kur'an baştan sonuna kadar insan hayatıdır. Kur'an asla ve asla aşıklıktan başka bir şey bize anlatmaz. Muhakkak ki insanların bu noktada kendilerince kurguladıkları bir siyasi görüşleri vardır. İnsanlar kendileri kurgulamıştır onu. Kendileri kurgulamıştır. Bu, ben onun tasavvufi açısından bakıyorum. Bu, ehli tasavvufu çok bağlamaz.
eğer mesleği ehli tasavvufsa, onun mesleği ehli tasavvufsa, onun gönlünde bir tek sevdiği vardır. Onun gönlünde bir tek aşıklığı vardır. Onun siyasi bir ideolojisi olamaz o yüzden. O çünkü siyasi ideolojiye bakarken kendi aşıklığına bakacaktır. Aşıklıkla yol giden bir kimsenin siyasi ideolojisi olmaz. Bir küçük sözle bunu bitireyim. Muhyiddin Arabi Hazretleri değişik bir beldeye gider. O beldede bakar ki insanlar çok siyasi. Devlet başkanlarıyla alakalı çok konuşuyorlar. İşte onunla alakalı çok fikir yürütüyorlar. Der ki sahibiyle tebaanın arasına girmeyin, müritlerine. Yani devlet başkanıyla, devletle tebaanın arasına girmeyin. Tabi bu aynı zamanda Allah'la halkın arasına girmekle gibi alakalı bir şey. Sufi bu manada kendince Allah yolunda, Allah'a doğru koştuğunda insanların kendilerince kurguladıkları siyasi mekanizmalara çok bakmaz. O yüzden Sufi düşüncesi, tasavvuf düşüncesi bütün siyasi düşüncelerin üstündedir. Eğer onlar kendilerini bir siyasi düşünceye angaje ederlerse büyükten küçüğe, genişten dara, yeniden eskiye rücu etmiş olurlar ki gerici olurlar. Sufi düşüncesi her an kendini yenileyen düşüncedir. Her an kendini yükselten bir düşüncedir. Hatta o dünkü düşüncesine devam ediyorsa yine zarardadır. Dünkü aşıklığına devam ediyorsa yine zarardadır. Çünkü her siyasi organizma, mekanizma bir şekilde bir müddet sonra katı kurallara bürünecektir. Yani çerçevesini belirleyecek, dairesini belirleyecek, o çerçevede, o dairede kendisini korumaya çalışacaktır. Ve kendisini koruma altına alacaktır. Devlet de bunu böyle yapar, siyasi organizasyonlar, mekanizmalar da öyle yapar. Kendilerini korumaya çalışırlar. O siyasi organizasyon veya fikir günün birinde gelir devletin başına geçer. Devletin başında devleti koruma adına kendi siyasi ideolojisini ve kendi siyasetini korumaya çalışır ki bu sufilik açısından katildir. Niçin? Mesnevi'de Hazreti Mevlana der ki Celal Turun Hazretleri, evlat bizim bir ayağımız şeriat-ı Muhammed'e de öbür ayağımızla alemleri seyran ederiz der. Bunda sınır yoktur. Niye? Kime göre sınır konacak? Siyasi organizasyon dediğinizde bir sınır vardır. Ama sufilikte sınır yoktur. Bizim dinimiz aşk dini diyen Hazreti Mevlana'ya hangi sınırı koyacaksınız? Aşk dini demiş. Biz hatta başka bir gazetede der ki bilginin, yani hikmetin özü, kaynağı, doğrusu Allah'tan alınandır der. Yani sufi öyle bir noktaya gelecek ki bilgiyi öz olan Allah'tan alacak. Direkt Allah'tan alacak. Direkt Allah'tan bilgi alan, yani hikmete ram olmuş, hikmete nail olmuş bir kimseyi kim sınır çizecek? Yaradan'dan bilgi alan bir kimse yaradılanın bilgisine mi sığınacak? Büyükten küçüğe gitmek değil mi? Yaradan'la hemhal olan bir kimse yaradılanla mı hemhal olacak? Eskiye rücu etmek değil mi? O yüzden sufi noktasında hani burada demiş bir kardeş Müslüman siyasi ideolojisi neye göre verirler demiş. Bu noktada Müslümanın siyasi ideolojisi yoktur. Ya İslam'ın bir siyasi ideolojisi olamaz. Normal bir Müslüman'ın siyasi ideolojisi vardır. Adama sorsak ki neye inanıyorsun? İdeoloji olarak neye? İşte diyecek herhangi bir siyasi ideoloji koyacak benim önüme. Ben de diyeceğim ki çok dar bu. Neden? Ya Hazreti Allah'ın sınırı daha geniş. Beni çok sınırsız bir şeyden sınırlı bir şeye davet ediyorsun. Yaradan'ın kendi ilahi kudretinden gelen değil, benim şahsım
bilgisine beni davet ediyorsun. Yok. O yüzden sufi mantığı farklı burada. Zaten o yüzden sufiler çok eleştirilmiş tarih boyunca. Devlete bağımlı olmamışlar. Devlet bu sefer onları kendi çatısının altına almak istemiş. Kendi elinin altına almak istemiş. Onlar girmemişler. Devlet eliyle bu sefer alimler oligarşik bir sistem oluşturmuş. O oligarşik sistem onlara fetva vermiş. Küfrüne fetva vermiş. Yanlışlığına fetva vermiş. Sürülmüşler şehirlerden. Devletler onları sürmüşler. Aykırı ses olarak gelmiş. Hayatı böyle geçmiş onlar. Ama pes etmemişler. O yüzden sufi mantığı pes etmez. Sufi mantığı herhangi bir elin altına girmez. Herhangi birisinin kapısına gidip dayanmaz. Kapısında beklemez. Gerçek sufiler. O yüzden gerçek sufiler bir devlet kapısından iş beklemezler. Gerçek sufiler devletten maaş beklemezler. Gerçek sufiler herhangi bir kurumdan, kuruluştan maaş beklemezler. Onlardan himmet beklemezler. Onlardan herhangi bir yardım beklemezler. Sufi halka elini açmaz. Gerçek sufi. Ehli tasavvuf halktan isteyen değildir. Ehli tasavvuf aşkını, muhabbetini, inancını, ihlasını, samimiyetini herhangi bir pahaya satmaz. Herhangi bir pahaya değişmez. O yüzden sufiler garip insanlardır. Eskiler derlerdi, ekmek çıkıları belinde, ben bir adım ilerisini söylüyorum. Ekmek çıkımız da yok bizim. Biz ekmek çıkısı da taşımıyoruz. Bizim para kesemiz de yok. Ben bazı yeni gittiğim yerlere derim ki, arkadaşlar bizim para kesemiz yok. Bizim yanımızda ekmek kesesi de yok. Bir günden bir güne gelip de sizden bizim şöyle bir ihtiyacımız var, şunu görün. Veya bir günden bir güne kapının önünde CD'miz satılıyor. Alın, almazsanız hakkımız helal olmaz. Yok kapının önünde kitabımız satılıyor. Yok kapının önünde dergimiz satılıyor. Yok kapının önünde şuyumuz satılıyor. Bunu almadan geçmeyin, yardım edin. Nefret ettiğim şeylerdir. Nefret ettiğim şeylerdir. 25 yıldır nefret ederim. Cumaların neredeyse camiye gidesin gelmez. Farz olmamış olsa gitmeyecek. Yani cuma günü o hutbede en son okuyor ya. Yani kare ya Resulallah çok güzel. Geldi bitirdi hutbeyi. Zaten işte orman haftası, yeşil haftası, Kızılay haftası. Ondan sonra şu haftası, bu haftası. Yani hutbede bunları açık açık söylüyorum ki kendilerini değiştirsinler. Kendilerini değiştirsinler. En sonunda diyor ki kıymetli Müslümanlar eyvah diyorum ya. Gene aynı. Kapının önünde arkadaşlar sergi açacaklar filan diye yerde şöyle bir camiye bir şey olacak. Ne verirsen elinden o gider seninle. Ya kendimizi versek gene doymayacaklar. Haftaya bir daha isteyecekler. Yok İslam'da. Yok. Allah senin cami yaptırmakla mı mükellef kıldı ya? Yapmayalar, olmayalarsın camide. Gidin dışarıda namazınızı kılın. Gidin. Halıyı değiştirmekle mi mükellefsin? Değiştirmeyalar. Elleme hasırın üstünde kıl, toprağın üstünde kıl. İsteme. Birisi görsün burada eksik desin, alsın getirsin, yapsın yapıyorsa. Onun ibadet edeceği yer değil mi? Kendisi güzelleştirsin. Yok, isteriz biz. O yüzden sufiler hiçbir şey istememeleri gerekir, istemezler. Benim yaşadığım sufidir. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Sufi ekmek beklemez, yemek beklemez, para beklemez, dinlenmek beklemez, yatacak yer beklemez, kalkacak yer beklemez, araba beklemez. Beni nerede yatıracaksın, nereye kaldıracaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, cebime kaç para koyacaksın? Yoktur sufi hayatında. Gücün nispetince kendince sufilik yaşar. Gücün nispetinde. Bir şey birisi bir şey dileniyorsa, bir şey istiyorsa o İslam'ın dışında hareket ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de meşhurdur, ben onu hep örnek veririm. İsevilerle alakalı Antakyalı Habib için Kur'an-ı Kerim'de der ki onun dilinden söyler. O havariler için öyle der. Sizden hiçbir ücret istemeyenlerin peşine düşün.
Yine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ağzından Kur'an-ı Kerim'de der ki, Allah Resulü der ki, benim ücretim Allah'a aittir. Yine Davud'un dilinden der ki Kur'an-ı Kerim, bizim ücretimiz Allah'a aittir. O zaman bir kimse peygamberin yolunda gittiğini söylüyorsa ve o adımı atıyorsa, o ize düştüyse, kendince Allah'a koştuğuna inanıyorsa, onun halktan beklentisi olmaması gerekir. Onun işi haklıdır. Hatta haktan da beklentisi olmaması gerekir. Haktan da beklentisi olmayacak. Ben namaz kıldım, bana işte cennetini ver. Ben namaz kıldım, bana rızkını ver. Avamın işidir bu. Avamın işi. Bu vardır İslam'da, bu avam Müslümanlar için geçerlidir. Ya hasül haslar için geçerli değildir. Onlar derler ki bana seni gerek, seni. Yunus ne güzel söyledi. Cennet cennet dedikleri 3-5 huri 3-5 kılmam. İsteyene versen onu. Bana seni gerek, seni. Gerçek sufi gözünü Allah'a diker. Der ki bana sen lazımsın. Ben sana koşmak istiyorum. Senin cennetine değil. Senin cehenneminden kaçmıyorum. Senin cehenneminden cennetine koşmaya çalışmıyorum. Ya sana koşmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Bana sen lazımsın. Ne diyor? Sırat sırat dediklerin. Üzerine evler kurasın gelir. Sırat dediğin şeye üzerine evler kurasın gelir de Yunus. O zaman kendine dikkat et. Sırat dediğin şeye birileri ev kurası gelmiş. O zaman sırat korkusundan geç. Cehennem korkusundan geç. Cennet sevdasından da geç. Bunun her ikisi de aldatır seni. Cehennem korkusu avamın işidir. Cennet sevdası hasın işidir. Hasıl hasın işi onun sevdasıdır. Hasıl has gözünü ona diker. Sufi gözünü Rabbe diker, Allah'a diker. Sufi için bir tek şey var, Allah. O yüzden Hazreti Mevlana der ki, ondan alınan bilgi gerçek bilgidir. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevisinde, gazelinde der ki, benim dinim aşk dinidir. Benim anam da aşk, babam da aşk, ben aşkın çocuğuyum der. O zaman Sufi'nin gözünü dikecek bir tek yer vardır ki, o Allah'tır. Cennet değildir. Allah bizi onlardan eylesin. Sema dönerken her üç adımda bir sağ ayağının kaldırılması ne anlam ifade ediyor? Üç adımda kaldırmazlar. Sema eden bir kimse sol ayağı direkt hükmündedir. Sağ ayağı da sema alemleri seyran eder. O yüzden o kimse tam çark atıyorsa bir ayağı direkt. Buradan kalktı, tekrar döner, aynı yere gelir. Kalk, tekrar döner, aynı yere gelir ki bu tam çarptır. Yarım çarp ise buradan ayağa kalkan buraya gelir. Bu yarım çarptır. Bir de çeyrek çarp vardır, buradan ayağa kalkan buraya gelir. Normalde şimdi üç adımda bir şey yapmaz onu. Normalde sema ederken birisi direkt öbürkü gelir buraya. Ha o öbür türlü döner, o dönmesi farklı bir şeydir. O şey değil, üç adım değil. Sema bir gösteri mi, ayin mi, yoksa zikir midir? Hepsidir. Ya normalde semayı gösteri olmaktan çıkaran bir şey yoktur ki. Şunu unutmayın. Bu benim bencesi. Her şeyin bir zahiri vardır, bir de manası vardır. Zahir olan her şeyi gösterilir. Namaz kılar bir kimse, namazın zahiri vardır. Rükusu, secdesi, kıblesi, neyse görüntüsü, onun bir görüntüsü vardır. O da bir gösterilir. Normalde bir kimse hacca giden gösterisi vardır. Haccın ritüellerinin içerisinde gösteri vardır. İnsan gösterişlidir, gösterisi vardır. Cenab-ı Hak insanı yaratır, insanı yarattıktan sonra öbür yarattıklarına karşı oynuyor, der ki bakın insana. Hepinizden üstün yarattım. Bakın insana.
İnsanı halife seçtim. Niçin? Yarattığına övünür. Görselliği vardır insanın. Dünya üzerinde yaratılmış olan, bütün alemde yaratılmış olan en güzel varlık insandır. Cinni taifesine bakın, meleklere bakın, diğer gezegenlerde yaratılmış olan yaratıklara bakın. Eğer varsa böyle bir haliniz, onların içerisinde insanı en güzel şekilde göreceksiniz. Ve bütün yaratılmış olan şeyler insana benzerler. Ben çok böyle yaratıklarla konuşmak istemiyorum. Konuştuğum gece sabaha kadar ondan uğraşıyorum çünkü. Geçenlerde de söyledim. Çok bununla alakalı sohbet etmek istemiyorum. Açık konuşuyorum. Onların hepsi de insan suretindedir. İnsana benzerler. Ama insan değildir. Onu en güzel Cenab-ı Hak ayet-i kerimede der. İnsanı ahsen takvim üzerine yarattın der. O yüzden bunun en güzeli insanda ve insan bu noktada bir gösteridir. Tabi semaya baktığımızda semanın böyle bir gösterisi var mı? Evet. Sema ilan eder gösterişiyle. Der ki gelin. Ya aşka gelin. İlahi olmaya gelin. Semavi olmaya gelin. Gelin. İşin manasını algılamaya gelin. Muhakkak ki onun gösterisi mükemmel olması gerekir. Cezbedecek. Dışı güzel olmayanın içi de güzel olmaz. Dışın güzel olacak. İçinin güzelliği dışını aksedecek. İçin güzelse dışını akseder o senin. Dudağına, gözüne, tebessümüne, yüzüne akseder. Dışı tebessümlü olanın yüzü de tebessümlü olur. Ona baktıkça bakası gelir insanın, erkek kadın. Onun içinde bir handikap varsa onun yüzünde de handikap vardır. İçinde hainlik varsa gözünde de hainlik vardır. İçinde şehvet varsa gözünde de şehvet vardır. İçinde hırsızlık varsa gözünde, kulağında, mimiklerinde hırsızlık vardır onun. İçinde güzellik, hoşluk varsa etrafına güzellik, hoşluk dağıtır o. Siz ona baktıkça bakasınız gelir. Onunla sohbet etmeye doyamazsınız. Konuştukça dinlemeniz gerekir. Onun yüzü asılmaz, onun yüzü ekşimez. Ekşimesi ve asılmasında da hikmet vardır öyle bir kimsenin. İçinden dolayı değildir. Bu manada sufiler mutlu insanlardır. İçleri güzel insanlardır. Öyle olması gerekir. Ve etrafına mutluluk verirler. Etrafına güzellik verirler. Etraflarına ışık verirler. Ve seman o ışıktır. O yüzden semanın gösterimi var mıdır? Evet. Ve sema dışsal olarak gösterilir. İçsel olarak devam etmiş, ayin midir, zikir midir diye, her ayin zikirdir. Ayin kelimesi biraz İsevilik'ten gelmedir mesela, ama Müslümanlar bunu çok rahat kullanırlar, hiçbir sıkıntı yok. Ayin, Allah'ı zikretmektir, ibadettir. O zaman zikirle ayinin arasında bir fark var mı? Yok. Ayin-i Şerif demişler zaten Mesnevi semalarına, Mevlevi semalarına. O zaman semayı biz bir ayin olarak görebilir miyiz? El cevap görürüz. Bir gösteri olarak görebilir miyiz? El cevap görürüz. Bir zikir olarak görebilir miyiz? El cevap görürüz. Eğer semazenler zikrediyorlarsa. Semanın zikir olabilmesi için semazenlerin zikretmesi gerekir. Semazenler içlerinden zaten semazen olmanın kendi içsel mana olarak kaidelerinden birisi Allah'ı zikredir. Semadan her çark atışında Allah der. Her çark atışında Allah deyince o Allah'ı zikretmiş olur. Bütün hepsi de yaptığında orası bir zikir meclisi olur. Orada bulunan hepsini de Cenab-ı Hak affeder. Semazenleri değil. Şimdi biraz sonra burada sema olacak. Sema olduğunda siz de buradasınız. Siz öyle bir kimileriniz Allah'ı zikretmeyecek. İçinizden Allah demeyecek. Bunu hadisi kutsiye bağlayacak. İnsanlar diyor Allah'ı zikretmek için toplanırlar. Melekler der ki diyor birbirlerine gelin gelin aradıklarımız burada. Allah sonra bildiği halde kullarım ne yapıyor? Seni zikrediyor ya Rabbi. Neden? Benim cennetimi gördüler mi? Vallahi görmediler. Görselerdi aşkla zikrederlerdi.
Benim cehennemimi gördüler mi? Vallahi görmediler. Görselerdi bir ağlaya ağlaya zikrederlerdi. Emrilâhikeler. Onlar benim cennetimi de cehennemimi de görmeden beni zikrettiler. Onların hepsini de affetti. Melaikelerden birisi der ki diyor, ya Rabbi orada filanca vardı. Seyretmek için geldi. Bugünkü dilde. Eski dilde temaşa. Seyretmek için gelmişti. Veyahut da başka bir rivayette, Beyhakî'nin rivayetinde der ki, filanca ile işi vardı, onu görmek için gelmişti. Fişmancayı görmek için gelmişti. Allah diyor meleklerine cevap ver. Ey melaikeler! Orası öyle bir yüce meclistir ki, orada bulunanları ayırmak Allah'ın şanına yakışmaz. Hepsini de affettim derdir. Şimdi kıymetli dostlar, Allah ayırt etmiyor da insanlar ayırt ediyor. Allah ayırt etmiyor. Bir zikir meclisi kurulmuş, hepsini de affettim diyor. Şimdi bazılarımız şöyle düşünebilir. Ya öyle bir laf söyledi ki, içimizde başka açıklar da var. Onlar da mahvolacak. Ayırma ya, Allah ayırmıyor, sen mi ayıracaksın? Veya içimizden bazıları şöyle diyebilir. Yok ya, bunu inandığı için söylemedi. Burada insanlar beni sevsin diye söyledi. Bunu içinden geçirebilir. Yok, inandığımı söylüyor. Ve onu şerh edenlere de kızıyorum. Diyorum ki Allah'ın şerh etmediğini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şerh etmediğini. Sen neden şerh ediyorsun ya? Sana mı düştü? Din senin mi? Din Kur'an ve sünnet. Allah ayırmamış. Şimdi biraz sonra burada sema olacak. Semazenler bizim arkadaşlarımız için söylüyorum. Her semazen için onu söyleyemeyeceğim. Bizim kardeşlerimiz, bizim arkadaşlarımız her çarpta Allah diyorlar. Terbiyeleri, edepleri, öğretileri bu merkezde. Ve onlar Allah diyorlarsa burası bir zikir meclisi oldu. Burası bir zikir meclisi olduysa o zaman herkes affoldu. Şimdi sema gösteri mi? El cevap gösteri. Dışarıdan baktığımızda. Güzel bir gösteri hem. Seyrine doyum olmayan bir gösteri. İnsanı dünyadan alan, çevresinden alan, bir an böyle koparıp götüren bir gösteri. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi sema, dostla sohbet etme anı. Sema ile alakalı der ki, bizim öyle bir anımız vardır ki, hani şeyle alakalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'ta iki yay ucu kadar yaklaştı ya, ona atıfta bulunur. Öyle bir andır bizimki de der. O zaman sema, evet hem gösterisi var, hem ayini var, hem zikri var. Ama asıl mana itibarıyla dostla sohbet anıdır. Dostla sohbet anı. Mevlana Tebrizi için benim aynam demiştir. Ayrılmaz noktası nedir? Terk etmesi. Mevlana ve Konya'yı. Anlayan oldum tam. Anladığım kadarını söyleyeceğim. Mevlana Tebrizi için benim aynam demiştir. Evet, bütün veliler bir şekilde ilk önce aynadırlar. Bütün müritlerin aynası hükmündedir. Bütün müritler ona bakarlar, kendilerini görürler. Nereye kadar? O mürit veli noktasına gelinceye kadar. O mürit veli noktasına geldiğinde birbirinin aynası olurlar. O zaman bir koltuğa iki tane sultan olmaz. Bir koltukta iki sultan olmayacağı için sultanın birisi orayı terk eder. Bir kovanda iki bey olmaz. Bir kovanda iki bey olursa orada işler karışır. Bir evde iki reis olmaz. Bir devlette iki tane sultan olmaz. Bir iş yerinde iki tane müdür olmaz. Bir iş yerinde iki tane patron olmaz. Bir iş yerinde iki sorumlu olmaz. Bir tekkede iki tane şeyh olmaz. Olmaz. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası önce Karaman'a yerleşir. Karaman'a yerleştikten sonra Burhanettin Tebrizi gelir vefat ettikten sonra.
Ve Burhanettin Tebrizi Hazretleri Hazreti Mevlana'nın yetişmesini üzerine alır babasından sonra. Hazreti Mevlana o aralarda 24-25 yaşlarındadır ama sohbet etme, vaaz etme başlamıştır, yarımdır da. Burhanettin Tirmizi Hazretleri de Kayseri'ye yerleşir ve Hazreti Mevlana'yı yetiştirir bir müddet. Ondan sonra Hazreti Mevlana Hicaz'a, Şam'a yola çıkar. Halep'e gider, Halep'ten Şam'a, Şam'dan Hicaz'a gider. Hicaz'dan geri döndükten sonra onu Konya'ya yerleştirir. Yani bir şehirde iki tane sultan olmuyor. Ardından Şemseddin Tebrizi Hazretleri gelir Konya'ya. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri yetiştirdikten sonra hatta Sultan veled eder oğluna Hazreti Mevlana'nın. Bir daha öyle gideceğim ki bir daha geri dönüşüm olmayacak da. Bir gider Şam'a tekrar geri döner ama Sultan veled eder. Öylesine gideceğim ki bir daha beni bulamayacaksınız, bir daha geri dönmeyeceğim der. Bunu bilen Hazreti Mevlana yine Şemseddin'le Tebrizi Hazretleri gittikten sonra onu arar bir müddet. Ondan sonra aramaktan vazgeçer artık. Mevlevi kıyafetlerin anlamları nelerdir? Genel olarak işte beyaz giyerler, beyaz kefenin hükmündedir, hırkaları vardır, hırkaları kabir hükmündedir. İşte başlarındaki sikkeleri vardır, sikkelerde kabrin başındaki mezar taşıdır. Evet. Böyle söylenir. Böyle derler. Ben çok inanmam. Bunun böyle olduğuna dair herkesin kendince bir rivayeti vardır çünkü. Herkes o beyaz içindeki tennureye demiş ki kefenlik mesela. Herkes üzerindeki siyah hırkaya demiş ki bu da işte kabri nitelendiriyor. Bu işte bu da mezar taşını. Yani hepsi de işte hayatla bağlarını kesmişler. Hayır, bu sermayı, arşalayı simgeliyor. Desen. Kim hayır diyecek? Bizim sikkelerimiz arşalayı simgeliyor. Beyazlar kalbimizi simgeliyor, gönlümüzü simgeliyor. Nur. Dışındaki cübbesi de nuru muhafaza ediyor. Sufinin ne işi var kabirle? Sufinin ne işi var kefenle? Yok işimiz. Sufi bir kefenin içine girecek kadar küçük değil. Sufi bir kabre sığacak kadar değil ki. Sufinin kabirle ne işi olsun ki, kefenle ne işi olsun ki? Sufi dosta dost olmaya çalışıyor. Sufinin gönlünü arşa alana. Sufi gönlünü arşa alaya bağlamazsa, Sufi gönlünü yükseklere çıkarmazsa, yeryüzünde ne işi var Sufinin? Hem diyecek ki Hazreti Mevlana, evlat bizim bir ayağımız şeriat-ı darada bağlı, öbür ayağımızla alemlere seyran ederiz. Ne işi var Sufi'nin bu alemde? Ne işi var Sufi'nin kabirde, kabir taşında? Kabir taşımız olmayıversin bizi. İstemiyoruz. Kabrimiz de olmayıversin, istemiyoruz. Bir garip öldü diyenler, cesedini 3 gün sonra bulurlar, soğuk su ile yuvalar, böyle garip bencileyim. Sufi'nin mezarı belli olmasın. Ne işi var mezarda? Beni orada burada arama demiş Hazreti Mevlana. Beni aşıkların gönlünde ara. Nerede kabristanı? Konya'da. Öyle değil mi? Hayır, burada. Hazreti Mevlana nerede konuşuluyorsa orada. Kim onu seviyorsa orada. Kendisi demiş Mesnevi'de. Bizi seven demiş, Yemen'de de olsa canımızdadır. Bizi seven, Yemen'de de olsa canımızdadır. Bizi sevmeyen, yanımızda da olsa Yemen'dedir. Sufinin yerle, zamanla, zeminle işi yok. O yüzden Hazreti Mevlana, kim seviyorsa onun Mevlanası. Kim ona aşıksa onun Mevlanası.
Kim onun izinden gidiyorsa onun mevlanası. Kim ona gönlünü verdiyse onunla beraber. Hadis-i şerif, bir kimse diyor birisini severse onun yaptığı ameli işleyemese dahi onun işlemiş olduğu amellerden sevabını alır. Onun aynı kategoride olur. Neyi seviyorsanız onun ameliyle amellenirsiniz. Sevdiklerimize bakın. Bakın sevdiğinize. Kimi seviyorsanız onun ameliyle amelleneceksiniz. Hani boyut değiştirmek diyorlar ya, sevdiğinizin boyutundasınız. Kimi seviyorsanız onun boyutundasınız. Bakın gönlünüze. Kalbinizde kimin sevgisi varsa onun boyutundasınız. Gönlünüzde kime aşıksanız onun boyutundasınız. O zaman bakalım gönüllerimize. Gönlümüzde kimin sevdası varsa o boyuttayız. Bu insanlar niçin geldiler buraya? Dışarıdan herkes Hazreti Mevlana'nın ismini duydu da geldi. Semazeni gördü, Hazreti Mevlana aklına geldi. Aşk aklına geldi, Allah aklına geldi. Geldi. Hiç kimse Mustafa Özbağ için gelmedi. Hiç kimse buraya işte filanca semazen tanımıyor da onun için gelmedi. Ama hepinizin gönlünde inanıyorum ki Hazreti Mevlana sevdası var. İlahi aşk var. O zaman siz onun boyutundasınız. Seven sevdiğiyle sen, gönlümüzde kim varsa sevdiğimiz onun boyutundayız. Onun amelini işleyemesek dahi. O yüzden evet, semazenlerin kıyafetlerinin üzerinde oturmuşlar, herkes kendilerince bir şeyler sıralamışlar. Demişler ki işte Elif namesi şudur, ondan sonra üzerindeki hırkası budur. Eyvallah, ben onları inkar etmiyorum. Diyorum ki ben böyle inansam kime ne zarar? Başındaki sikkelerin arş-ı alayı simgeliyor. Beyazlıkların nuru simgeliyor. Dışındaki hırkaların zahiri simgeliyor. Nuru muhafaza etmek için, korumak için. O da nurdan. O da nurdan. O yüzden herkes bir şey söyleyecektir. Hazreti Mevlana der ki, ey oğul sen Kur'an'ın manasına bak. Bir şeyin biz manasına bakalım. Manasına bakacaksak manasını aramaya çalışalım. O zaman biz semazenden fazla semazenin içindekine bakalım. Semazenin içinde ne var? Kıyafet önemli değil ki, burada hepimiz beyazları giymiş olsak içimiz beyaz olmadıktan sonra bir anlamı yok. Hepimiz kırmızıları giysek içimizde aşk olmadıktan sonra bir anlamı yok. Mevlana'dan sonra Mevleviliğe katkısı olan isimler nelerdir ya da ne gibi katkısı olmuştur? Tabi Hazreti Mevlana'dan sonra, bilhassa Sultan Veled'den sonra, Hazreti Mevlana'dan sonra Hüsamettin Çelebi gelir. Çünkü posta Hüsamettin Çelebi oturur. Hüsamettin Çelebi genç yaşta Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerine biat eder. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri önceden Kuyumcu Selahaddin'le sohbet eder. Onunla hemhal olur. Kuyumcu Selahaddin vefat ettikten sonra Hazreti Mevlana bir yalnızlık dönemi yaşar. O yalnızlık döneminde Hüsamettin Çelebi imdada yetişir gibi imdada yetişir. Hüsamettin Çelebi çok aşık bir kimsedir. Aşıktır. Hazreti Mevlana'ya da aşıktır. Maneviyatı çok açıktır. Daha Hazreti Mevlana'ya yeni derviş olduktan sonra açıkça kerametleri görür. Hazreti Mevlana ondaki o istidadı görür ve onunla sohbet etmeye başlar. Onunla derinleşmeye başlar. Ve Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin sağlığında yetişir. Sultan Veli Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nden derslidir. Herkes onu Hazreti Mevlana'dan dersli zanneder. Oysa o Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nden derslidir. Babası gibi. Hazreti Mevlana gibi. Tabi Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri vefat ettikten sonra Hüsamettin Çelebi oturur posta. Hüsamettin Çelebi'den sonra Sultan Veled Hazretleri posta oturur. Sultan Veled'den sonra Mevlevilik biraz böyle kategorik olarak oturmaya başlar. Köşeleri belirlemeye başlar. Edebi adabı erkanı belirlemeye başlar. Asıl Ulu Arif Çelebi zamanında bir tarikat şeklini alır. Ulu Arif Çelebi'ye varıncaya kadar bir tarikat şekli şemali yoktur. Tipik bir tasavvufi ekoldür. Burası önemli. Tekrar söylüyorum.
Ulu Arif Çelebi'ye gelinceye kadar tipik bir tasavvufi dairedir. Tasavvufi daire ile tarikat dairesinin arasında fark var mıdır? El cevap vardır. Tarikatın ritüelleri bellidir. Şekli, şemali, kıyafetleri, nerede oturulacağı, nerede kalkılacağı, nerede yenileceği, nerede içileceği, ne çekileceği, ne zikredileceği, ne yapılacağı hepsi de klişeleşmiş bir şeydir. Tarikat olur. O yüzden ben şimdi derim ki Türkiye'de tarikat yok. Bu manada. Ama tasavvuf öyle değildir. Tasavvuf belli bir şekli, şemali, belli bir klişesi yoktur. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bir ayağıyla alemleri seyran etmektir tasavvuf. Tasavvuf Allah'a koşmaktır. O yüzden tasavvuf erbabının öyle çok fazla klişesi yoktur. Tarikat erbabının vardır. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden sonra yani 1-2-3 dönem sonra tarikatlaşmaya başlamıştır. Ha günün şartları içerisinde doğrudur değildir bu bilinmez. Mesela Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin zamanında bir semahane yoktur. Hazreti Mevlana'nın ve Hüsamettin Çelebi'nin ve Sultan Veled Hazretleri'nin zamanında sema ilahi aşkın debdebeye gelmesidir. Bir yemek zamanında olabilir. Sofralar kurulmuştur, aşka gelmiştir, başlamıştır sema etmeye. Veyahut da bir yerde zikrullah halakası vardır. Sufiler Allah'ı zikrediyordur. Aşka gelmiştir birisi, birkaçı sema etmeye başlamışlardır. Yola çıkmışlardır. Yolda sohbet ederken, sohbet ederek giderken semazenin birisi başlamıştır çark atmaya. Bu gayri ihtiyari ilahi aşkın tecelliyatıdır. Semanın ve semazenliğin ve mevleviliğin başlangıcı olur. Sonradan ritüeller konmuştur. Üç selam konmuştur. Sonradan işte selamlar konmuş. Sonradan aynı şerifte okunacak olan naatlar konmuş. Bunların hepsi de sonradan konulmuş şeylerdir. Ona bakacak olursanız ben öyle demek istemem ama yola sonradan eklenmiş şeylerdir. Yola sonradan eklenmiş. Doğru mu yapmışlar, yanlış mı yapmışlar, eksik mi yapmışlar, bunun tartışması bize ait değil. Bana ait değil. Onu varsın, ilim adamları tartışsınlar. Biz bu tip tartışmalara girme noktasında değiliz. Ben değilim. Herkes yapacağını yapmış. Mevlevi kültürünü yaşatmaya çalıştığımız günümüzde Mevlevi mi bilmiyorum burası. Bu sorunun sahibi başlangıcı biliyorsa şurası. Mevlana. Mevlana. Mevlana kültürünü yaşatmaya çalıştığımız günümüzde bu kültürü yaşatma kodları, simgeleri, ilkeleri toplumsal açıdan nasıl olmalıdır? Bunun üzerine değinebilir misiniz? Muhakkak bakın bu simgelerle normalde işte bu ilkelerle bu kültürü yaşatmaya çalışan kardeşler var, arkadaşlar var. Bütün bu noktada herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben böyle çok simgesel, çok ilkesel duran bir kimse değilim. Bu simgeler ve ilkeler muhakkak ki lazımdır. Bunu kesinlikle reddeden noktasında değilim. Ama ve lakin biz insanlara manayı mı anlatacağız? Simgeleri ve doktrinleri mi anlatacağız? Bence benim kanaatimce bize lazım olan mana. İnsanların bu benim bakış açım eksiktir, yanlıştır. Her şeyin maddeye dönüldüğü, her şeyin klişeleştiği, namazın dahi klişeleştiği, namazın dahi sadece simgeleştiği, orucun simgeleştiği, dinin her boyutunun simgelerle ve klişelerle doldurulduğu bir zamanda biz sevmeyi, sevilmeyi, muhabbet etmeyi, aşık olmayı hangi simge ve klişelere koyacağız onu merak ediyorum. Bu tasavvuf biraz bu meseleyi üstad noktasında duran insanların kendi duygularıyla şekillenmiş. Hazreti Mevlana'nın bu noktadaki duygusu klişeden uzak. Hani Mevlevilikte sonradan oluşmuş ya bu, ben ona çok katılmam ama şemsi olanlar var. İşte ondan sonra yok işte soydan gelen Çelebiler var. İşte Çelebiler bir tarafta, Şemsiler bir tarafta gibi görünmeye başlamış. Ben öyle çok onun bunun derinliğine girmek istemiyorum ama Hazreti Mevlana'yı Mevlana eden zat Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri.
Şemsettin-i Tebrizi Hazretleri'nin kişiliğine, kimliğine, duruşuna baktığımızda kocaman bir aşk adamı, kocaman bir mana adamı, kocaman. Hiçbir şekle şemale sığmayan, şekli ve şemali reddeden, şekli ve şemali reddeden. Hani Yunus'un deyimiyle, dervişliğin tacıyla hırkada olsaydı alırdım üçe beşe. Dervişliğin tacıyla hırkaya sığdırmak, sufiliği tacıyla hırkaya sığdırmak, sufili verili şekle simgeye sığdırmak benim işim değil. Diyeceksiniz ki başındaki sikke alamet. Ben simge olarak görmüyorum onu. Bir alamet olarak görüyorum. Ben hizmet ettiğim zatın alameti olarak görüyorum. Kendi alametim değil. Hizmet ettiğim anlayışın alameti olarak görüyorum ki az önce de bahsettim. Yani kabir taşı olarak görmüyorum. Ya onu ben Allah affetsin arş-ı âlâ olarak görüyorum. Arş-ı âlâ olarak gördüğüm için sonu yok. Bunun sınırı yok. Eyvallah. Sufinin sınırı yok. O yüzden çok simge ve ilke noktasında özür dilerim biraz. Hakkınızı helal edin. Ama o simgeleri ve ilkelerini devam ettirenler var mı? Her cevap var. Onları da alkışlıyorum, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah yardımcılar olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Bugünün insanın kültürü sandviç kültürü gibi. Ya sandviç kültürü derken hakkınızı helal edin. Yani bizim sevgilerimiz, bizim sevdalarımız, bizim işlerimiz ayaküstü oluyor hemen. Ben burada sohbeti 10 dakika daha uzatsam bir kısmı daha çıkar gider buradan. Ha neden çıkıp gidiyorlar? Ya giderse gitsin. Ben onun ortada değilim. Ben diyorum ki ona da ilahi aşktan bir damla damlası. Çıkıp gitmesin. O sıkılmasın burada. O beni dinlerken kendinden birisi görsün. Beni dinlerken desin ki ya o da benden. O da benimle beraber. O da benim gibi. Simgelere ve ritüellere boğulmuş olmak istemiyorum. Etrafa da simgelere ve ritüellere boğulmuş bir kimse olarak göstermek istemiyorum. Tasavvuf yolu, Hazreti Mevlana'nın yolu bence bu olmalı. Yani eğer biz burada tasvip etmeye kalkarsak şimdi o kadar çok simgesel tasvip edeceğiz ki İzmir'de sohbet ettik. İzmir'deki sohbetten sonra bir arkadaş oradaki bayan bir kimse başka bir bayana telefon açmış. Demiş ki ya benim başım açıktı. Gelebilir miydim ki oraya? Bizim o bayan arkadaş da demiş ya güldürme beni. Demiş İzmir'de orası. Mine Teknesi'nden tut Dekontesi'ne kadar hepsi de vardı. Bakın simge ve klişe insanları hangi noktaya getiriyor? Bizim anlattığımız Mevlana, bizim anlattığımız onun yolu, anlatmaya çalıştığımız, yaşamaya çalıştığımız. Onun kapısında insanları ayırt etmek yok. Onun kapısında insanları hor görmek yok. Onun kapısında simgeye boğulmak, ritüellere boğulmak, şekle şemale boğulmak yok. Bizim gördüğümüz bu. O ne olursan ol gel demiş. Eğer o yolda gidiyorsak bizim insanları şekle şemale sokmaya, simgelere sokmaya, bizim insanları tasnif etmeye, bizim insanları kategorize etmeye hakkımız yok. Ben o hakkı kendimde görmüyorum. Ve bugün insanoğlunu o kadar çok kategorize eden etkenler varken bir etken de ben olmak istemiyorum. Kıymetli dostlar, evlerimiz ayrılıyor, yaşam standartlarımız ayrılıyor. Herkesin evi kendi parasına göre ayrılıyor. Böyle bir öbekleşme var. 400 milyarlık evlerde oturanlar bir yerde, 800 milyarlık evlerde oturanlar bir yerde, 1 trilyonluk evlerde oturanlar bir yerde, 50 liralık evlerde oturanlar bir yerde, 70 liralık evlerde oturanlar bir yerde. Yani 70 liralık evde oturan bir kimse sabah kalktığında yine 70 liralık evde oturan bir kimseyle karşı karşıya. 1 trilyonluk evde oturan bir kimse sabah kalktığında yine 1 trilyonluk evde oturan kimseyle karşı karşıya. Tok açın halinden anlamaz. Var yoktan anlamaz. Neresi İslam kardeşliği? Nerede insan kardeşliği? Nerede insanların birlikteliği? Nerede İslam'ın birlikteliği? Nerede Sufi'nin birlikteliği? Hani biz insandık? Hani biz birbirimizin gözünün içine bakabilir olacaktık? Hani biz insandık? Ahsen-i takvim üzerine yaratılmıştık. Ve seninle benim aramda bir fark olmayacaktır.
Bizi yaratırken farklı yaratmadı. Bizi dünyaya gönderirken farklı göndermedi. Bizim annelerimiz, bizim babalarımız farklı insanlar değillerdi. Biz neden farklılıklar koyuyoruz? Biz neden ayrılıklar koyuyoruz? Hazreti Mevlana Mesnevisi'nin başında diyor, dinle, bak bu ne ayrılıklardan şikayet etmeden. Ve gece gündüz bu şikayetini anlattığında insanlar kadın erkek ağlamakta, inlemekte. Hazreti Mevlana'yı dinlesek aramızda hiçbir ayrılık olmayacak. Ayrılıklarda şikayetçiyiz. Ama evlerimiz ayrı. Bu akşam buradan giderken 1 trilyonluk evde oturan, 770 milyonluk evde oturanlar ayrı ayrı yerlere gidecekler. Ve 1 trilyonluk evde oturan kimse evine asla 70 liralık oturan bir kimseyi davet dahi edemeyecek. Hani onun sofrası garibin sofrası olacaktı? Hani onun sofrası insanın sofrası olacaktı? Hani onun kaldığı yer insanın kalacağı yer olacaktı? Hayır. Hiç sevmiyorum bu ritüelleri. Hiç sevmiyorum bu simgeleri. Ve bakıyorum insanların yaşadıkları yerlere. Bakıyorum, gerçekten bakıyorum. Ve diyorum ki klişeleşmiş. Ve insanların evlerinin oturduğu yerde nöbetçiler var şimdi artık. Bir aspirin isteyecek bir kimse, aspirin isteyeceği bir kapı yok. Bir ağrı kesici isteyecek olan bir kimsenin ağrı kesici isteyecek bir kapısı yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir trilyonluk evde oturan bir kimsenin kapısına sabahleyin birisi vurup da çocuğum hastanede kaldı diyebilecek mi? Yok. O mutluluktan uzak. Oysa o büyük bir mutluluk. Hangimizin telefonu sabaha kadar açık ki birisi hastanede kalırsa, birisi postanede kalırsa, birisi garajda kalırsa, birisi bankta kalırsa, birisi yolda kalırsa kimi arayacak acaba ya? Yok. Arkada Barbaros kardeş var, bir yerde oturuyordu, onun evine yemeğe gidecektik. Evinde akşam yemeğe gideceğiz, kulübe var. İndirmiş kulübenin önüne, ben yanaştım arabayla. Kimlik dedi, ne kimliği dedim ben? Ha içeri gireceğim, kimliğimi vereceğim ben. Kaldım böyle. Ben Bursa'dan geliyorum, ben Bayındırlıyım. Benim annemin kapısında dayak yoktu, kilit yoktu. Hala da yok. Her gittiğimde annem gözleri görmüyordu, Allah rahmetli bana şikayet ediyordu. Evladım salçalarımı almışlar, anne ihtiyacı olan almış, senin de bunun gibi diyor ki. Oğlum yağımı almışlar, anne senin kapının kilidi yok, bırak ben sana yağlı vereyim 100 kilodan. Alamamış. Bizim evimiz, bunu özlüyorum ben. Bir kaşık salça, bir pişirilmiş kahve, bir fincan şeker. Ailemiz iyiydi babamın sağlığında. Misafiri gelirdi insan, kız isterler gelirlerdi. Bize hemen aniden gelmişler. Habersiz kapıya vururlardı Neriman teyze. Kıza bakmaya gelirlerdi. Bir pişirme kahve isteyecektik. Annem fincanınla gönderir. Nerede şimdi? Diyeceksiniz ki bunu söylüyorsun. Evet, Bursa'da benim oturduğum yer. Ben istesem daha iyi bir yerde oturabilirim. Arkadaşlar biliyorlar. Yok. Benim kapım orada. Herkes açık olmalı. Hayır. Ayrılık ayrılığı getiriyor. Ayrılık ayrılığı getiriyor. Bu değil sufilik. İnsanlık bu değil. Barbaros burada. Gerçekten nöbetçi vardı kapının önünde. Ben ilk defa karşılaştığımdan ben şaşırdım. Hatta bir ara abisi vardı. Ondan sonra abisini gördüm, abisi böyle el salladı ona. Hiçbir şey istemediler. Dedim seni tanıyorlar bundan. Ha beni tanıyorlar dedi. Dedim ki ya senin kimliğin, kişiliğin böyle dedim daha çapçaplı duruyor ya dedim. O yüzden unutmamışlar seni. Herhalde vallahi unutmamışlar dedi. Ben unutulan kimlikim. Yani adam beni tanımıyor. Her seferinde gittim de kime geldim. En sonunda Barbaros'a dedim ya bu adam dedim ha böyle sorguluyor. Ben sorgulanmaktan bıkmışım dedim. Ayrılık. Nereye gidiyoruz? Allah bizi affetsin. Tasavvuftaki vahdeti vücut ve İslam'daki yeri. Hani Hazreti Mevlana'ya sormuşlar ya aşk nedir diye. Hazreti Mevlana Celalettin Hazretleri demiş ki benim gibi ol da anlarsın. Vahdeti vücut bir zevktir. Bir haldir. O hale erişmeyince insan
Onu anlatsak da 1000 yıla anlatmış oluruz. Allah bizi affetsin. Ama diyeceksiniz ki o felsefeye inanıyor musunuz? Hayır, cevap evet. Bakın daha biraz böyle size enteresan gelebilir mi? Vahdedin vücudu, Muhyiddin Arabi Hazretleri vahdedin vücudu çok kelime olarak, dil olarak kullanmaz. Sonradan vahdedin vücutçular oluşmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin anlayışına, felsefesine, görüşünün altına her şeyimle imza atıyorum. Sonradan vahdedin vücutçuların değil. Ya bu ne? Bu neden böyle ayırıyorum? Hakkınızı helal edin. Hani Osho var ya, bir Osho var, bir de Osho'cular var. Ya bu Osho ne kadar kitap yazmış, öyle değil mi? Ha böyle Osho'nun kitapları yayınlanıyor. Ya ne kadar çok kitap yazmış. Ben diyorum ki ya ne kadar çok kitap yazmış. Kalıyorlar şimdi. Ya Osho ayrı, Osho'cular ayrı. Ha böyle yazıyorlar, Osho'dan seçmeler, Osho'dan derlemeler. Bu da onun gibi. Vahdet-i Vücut, Arabi'yi okuyorlar, Arabi'den derlemeler geliyor boyuna. Arabi neymiş ya, Allah Allah. Bir bakıyorsun onun, o Arabi'nin, Arapicinin yazdığı eserle vahdet-i vücudu savunduğu, söylediği denilen Muhyiddin Arabi Hazretleri eserinin arasında vadi var. Hani bugün Müslümanlarıyla Kur'an ve sünnete bakıyorsun arasında vadi var arasında. Müslümanlar bir vadide, Kur'an ve sünnet bir vadide. Hazreti Mevlana bir vadide, Mevleviler bir vadide. Hazreti Mevlana'nın arkasından da ne kadar çok hikayesi yazılıp kitabı basılıp satılıyor. Onun aşkıydı, onun sohbetiydi, onun muhabbetiydi. Ya Hazreti Mevlana'nın Celalettin Rum Hazretleri'nin yazdığı eserler belli. Ama şu böyle onun üzerinden para kazananlar o kadar çok ki. Kendi kendimi düşünüyorum. Çıktılar mahşere, Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri çıktı geldi. Gel dedi, sen de gel. Benim üzerinden bu kadar para kazanan bütün milleti dese, demez o. O diyecek bir kimse değil. Diyecek bir kimse değil. Ama dese neyle bakacak yüzüne? Allah muhafaza etsin. O yüzden vahdet-i vücuda eyvallah. Başın gözün üzerine. Arabininkine. Sonrakinlere değil. Moğolların istilası sebebiyle Suriye'ye ailesi birlikte çocuk yaşta göç etmek zorunda kalan Mevlana'yı babasının ardı sıra ilerlerken bunu görüp bir deniz bir okyanusu peşinden götürür diye Feridun'un Attar mı acaba? Bu konuda biraz bahsedebilirim. Evet Feridun'un Attar Hazretleri daha Moğolların istilası başlamamıştır ama. Hazreti Mevlana Celalettin Rum Hazretleri'nin babası Behten değişik sebeplerden dolayı ayrılmıştır. Behten ayrıldıktan sonra Feridun Attar Hazretleri ile sohbet ederler. Bir müddet onunla konuşurlar. Feridun Attar Hazretleri der. Bunu Hazreti Mevlana için. Daha Moğol istilası başlamamıştır. Moğol istilasından öncedir. Bunu Moğol istilasında göç etti diyenler biraz da kasıtlı söylüyorlar. Kasıtlı söylemelerinin sebebi şu, diyorlar ki yani onunla cihat etmedi, onunla savaşmadı, kaçtı. Hazreti Mevlana o esnada 5-6 yaşlarında da hangi Moğol istilasıyla savaşacak ki? Yani biraz böyle onu eleştirenler biraz bu noktada kasıtlı eleştiriyorlar. O yüzden özellikle Moğol istilasının zamanında göç etmediğini beyan etmek istedim. Feridun Attar Hazretleri'nin eseri Mesnevi yazılıncaya kadar ders olarak okuttu Hazreti Mevlana. Ne zaman ki Mesnevi yazıldı, Mesnevi yazıldıktan sonra Mevleviler Mesnevi okumaya başladılar. Ondan önce Feridun Attar Hazretleri'nin devam eseri meşhur bir onun böyle Mesnevi türünde yazılmış bir eser var, o okutuldu. Hak Cenab-ı Allah'ın 99 isminden biriken haksız terimi yanlış ve olumsuz değil mi? Bize göre haksız, vahdet-i vücut anlayışına göre haksız hiçbir şey yok. Bize göre haksız. Bir de Allah'ın 99 ismi bilinenler, söylenenler, dillenenler. Allah'ın sayısız ismi şerifi var. Geçen sohbetinizin birinde ruhun cinsiyeti ve fıtratı olduğundan bahsettiniz. Kalbelerde ruhlar yaratıldığında insanlar ruhlar fıtratlarına göre de ayrılmışlar mıydı? Evet. Ruhlar alemi sır bir alem. Orada neyin nasıl olduğunu insanlar evet bir müddet sonra çözerler ama o müddet lazım.
Cebrail aleyhisselam vahyi nasıl alıyordu? Cebrail aleyhisselam vahyi almıyordu, okuyordu zaten. O vahyi almıyordu. Okuduğunu Hazreti Resulullah'a vahiy olarak getiriyordu. Allah'ın takdiri değişir mi? Değişmez diye ki. Değişmeyeceğini söyleyen var mı? Değişen de onun takdiri. Yine onun takdiri. O zaman siz çalışın. O zaman siz dua edin. O zaman siz koşun. Şuna inanma. Ya takdir böyleymiş. Yok, az koşmuşsundur. Az dua etmişsindir. Az zikretmişsindir. Az emek harcamışsındır. Az emek harcamışsındır. Çalışın. Sizin önünüzde çalıştığınız vardır. Bu ayet-i kerime Hazreti Mevlana Mesnevisinde kullanılır. Der ki demedi mi çalışın diye. O zaman çalışın. Takdiri bilmiyoruz. Ahir zamanda pek çok tarikat ve liderleri var. Bunların rahmani ve şeytani olanları nasıl ayırt edebiliriz? Vallahi gerçekten biz daha güçlük çekiyoruz. Yani öyle bir şey ki bu böyle, bunun enflasyonu var. Buna kısaca böyle çok böyle klişeleşmiş bir cevap olacak. Kim Kur'an ve sünnete uyuyorsa o hak, ama herkes onu iddia ediyor. Bir de bu var. Yanında değiliz ki. Bir şey de söyleyemiyoruz. Günlük hayatını bilmiyoruz, günlük yaşantısını bilmiyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Ama herkes kendinin hak olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimizle görüşmenin ya da bidat etmenin bir sabit olun. Efendimizle görüşmenin ya da biat etmenin olacak herhalde. Sabit yolu var mıdır? Kim Kur'an ve sünnete yapışırsa o yolda olur. Sen sessiz bir dil kullanmak isterdim. Sadece senin duyabileceğin, evrendeki tüm kulaklar sağır olsa bile benim konuştuklarımı bir sen duymalısın. Eyvallah. YouTube'lar kavurların içindedir. Bu mesnevide geçen sözler açıklar mısınız? Yani mesnevi başlı başına bir aşıklık kitabıdır, bir duygudur. O yüzden insanların konuştukları vardır. Sessiz dillerin içindedir. Sessiz dillerini bir tek o dinler. Ve belki de kalbimizdeki sessiz dil meselenin gerçeğidir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Kalp dükkandır, dil de tüccardır. Sizin kalbinizde ne varsa dilinizde de vardır. Çok saklayamazsınız kendinizi. Baktım saate 9.30 olmuş, 1.5 saat konuşmuşum. 1.5 saat bir insan kendisini saklayamaz. Bir yerden açık verir, bir yerden çatlak su kaçırır. Muhakkak ki insanların çatlaklıkları vardır, çatlağa su kaçırır. Benim çatlağım da su kaçırdı burada. Ve benim o çatlağımdan kaçan su benim gerçeğim. Bunu dinleyenler Hazreti Mevlana Mesnevi'nin başlasında dinlerler. Dinlediyse o kaçağımı yakalamışlardır. Ve o kaçağımdan benim üzerime hükmetmişlerdir. Kaçağımdan, söylediklerimden değil, söylediklerimin içinden bir mana bulmuşlardı. Bir kaçak bulmuşlardı. Ve demişlerdi ki bu kaçakta bunun gerçek yüzü bu. O yüzden evet, sessiz dili dinleyecek olan o. Gözlerin görmediğini izleyen o. Evet. Lütuflar kahırların içindedir. Evet. Her lütuf içinde kahrı taşır. Her kahır içinde lütfu taşır. Yağmur yağar, öyle değil mi? Rahmettir. Biraz fazlalaşırsa afet olur. Tufan olur. Oysa yağmur rahmettir, öyle değil mi? Su lütuftur, öyle değil mi? Fazlalaşırsa tufan olur. Lütuf içinde kahrı taşır. Hastalık kahır gibidir. Sabrederse Allah'a ustat olur. Bak, lütuf taşıdı hastalık.
Yokluk kahır gibidir. Ama o kimse yokluğu Allah'tan görürse onu Allah'a taşıdı. Olduk bir lütuf. O zaman sakın kahrı zorluk olarak görme. Kahrı, zorluğu, hastalığı, sıkıntıyı lütuf olarak gör. O seni seviyor. Seni kendisine doğru çekmek istiyor. Hazreti Mevlana der ki aşıklık altın bela musibet de onun ateşi gibi döver. O zaman altın olabilmesi için, altının sıyrılması için ateş gerekli. Kahrı lütuf olarak gör. Sorularınız var? Ama saat 9:30. Efendim? Cübbeli? Cübbeli hocaya olan lütuf mu? Onun başına gelen şu an lütuf mudur? Eğer normalde yaptığı bir şey yok ise, bir iftiraya maruz kaldıysa lütuftur. Benim mi? Ben yanında olmadığından bilmiyorum. Ben şahısların üzerinden çok konuşmak istemem. O bizi yanlışa doğru götürür. İnsanların kendi önlerinde yaptıkları vardır. Ayet-i Kerime çok güzel. Bilemeyiz. Yani biz öyle bir şey... Ben hiç okumadım bile haberleri. Ben biraz böyle haber özürlüyüm. Haftanın 4-5 gecesi sohbetlerdeyim. Ondan sonra biraz haber özürlüyüm. Bu konuyla alakalı bizim arkadaşlarımız genelde beni bilirler. Ben şahısların üzerinden konuşmak istemem. Ama şunu unutmayalım. Kıymetli dostlar, eğer işiniz Allah'sa, işiniz Allah'sa kendinize dikkat edeceksiniz. Kendinize dikkat edeceksiniz. Bir şeyin savunucususanız, bu herkes için geçerli, benim için de geçerli, kendinize dikkat edeceksiniz. Ama insanlar kendilerine dikkat edin. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne iftira attılar. O kadar çok dedikodu yaptılar ki hakkında. Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'ne o kadar çok dedikodu yaptılar ki. Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri Konya'yı terk etme sebebi oydu. Ardından Selahaddin Zerkubi ile sohbet etmeye başladı. Selahaddin Zerkubi Hazretleri hakkında da çok dedikodu ettiler. Ardından Hüsamettin Çelebi ile sohbet etmeye başladı. Onun hakkında da dedikodu yaptılar. Yani dedikodularının sebebi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile çok fazla zaman geçirmek istiyorlardı. Seviyorlardı kendilerince. Ve kendilerince sevdikleri zatı hançerlediler. Ben sufiler için söyleyeyim bunu, o söz konusu zat için konuşmayayım. Sufiler bu noktada bu tip meseleleri hep kendilerince lütuf olarak görürler. Daha ileri söyleyeyim. Sufilerin başına enteresan olaylar gelir. Bu enteresan olaylar sufilerin yetişme zamanında gelir. Yetişme zamanında mı? O yetişme zamanında gelen olaylarla sufilerin halkla bağı kesilir biraz. Bu halkla bağının kesilmesi halkla bağının artması içindir. Cenab-ı Hak onların başına bir musibet, bir sıkıntı, bir hastalık, bir dert, bir dedikodu, bir problem çıkarır. Halkla onun bağı kesilir. Allah onu kendisine istiyordur çünkü. Allah onu kendisine istediği için onun kendisiyle arasındaki perde olan şeyi Cenab-ı Hak kendisi yakar. Bu vahdet-i vücut felsefesine göredir. Bunda o kulun kendi ihtiyarı yoktur. Bunda Allah aradaki perdeyi kaldırmak için ona bir bela, bir musibet, bir sıkıntı verir. Onun hakka kavuşmasına sebep eşi ise eşiyle, çocuksa çocuğuyla, parasıysa parasıyla, arkadaşlarıysa arkadaşlarıyla bağı çözülür. Çözülünce ki o hakka rücu etsin, hak onu eline alsın diye. Bu sufi hayatında bu hal vardır. O yüzden bunu hatta sufiler halktan firar etmek derler. Halktan
firar etmek. Bunu Ankaravi de 100 makamda bahsetmiştir. Hazreti Mevlana da bunun meselesinde bahsetmiştir. Halktan firar etmekle alakalı ve halktan firar etmeyi Hazreti Mevlana lütuf olarak görür. Der ki senin dost gördüklerin gerçeğinde düşmanındır. Mesnevi'de geçer. Senin dost gördüklerin, dostların gerçekte senin düşmanındır. Neden? Seni yoldan alıkoyar. Bu manada. Şimdi sufi açısından baktığımız zaman bu tip çile, bu tip karşıdan görünen kahırlar lütuf gibidir. Biz zatların üzerinde konuşmayı isteriz. Evet. Evet. Belki de ona da bir lütuf olur. O da bir hata, eksik, noksan yaptıysa dersini alır. Bir daha yapmamayı öğrenir. Tövbe eder. Eyvallah. Eyvallah. Ama sufi, vahdeti vücut düşüncesinde burada sufi, başına gelen her şeyi hakka dönmeye sebep olarak görür. O yüzden onu lütufa çevirir. Başına ne geldiyse, kötü manada, sıkıntı manada, dert manada, her ne geldiyse hakka bir yol açılmıştır ona. Sufi böyle görerekten kendisini lütfa ermiş olarak görür. Hakkınızı helal edin. Benim için güzel bir geceydi. Vallahi sorular da artıyor ona her hafta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Biz hakkımızı helal ettik. Siz hakkınızı helal. Helal olsun, bizden yana helal olsun. Ben hep bunu beyan ederim. Ben öldükten sonra hiç kimse de, ben sağken de öldükten sonra da hiç kimse de hiçbir hakkım olmayacak. Olmuş olan ve olacak olan bütün haklarımı bütün herkese helal etmiş vaziyetteyim. Orada çünkü insanlarla uğraşmak istemiyorum. Benim hesabım bana yeter hesabım. Allah bizi affetsin inşallah. Ben hemen bir Hazreti Mevlana'ya böyle bir şey olsun. Manası olmayan diken gül bahçesiyle yan yana gelebilmek için güz mevsimini ister. Güz mevsimini. Manası olmayan diken baharı bekler. Neden? Gül mevsimini bekler ki gülün yanında olayım da manam olsun. Gülsüz dikenin manası var mı? Yok. Manası olmayan, manası olanı bekler ki ona yapışayım, ona ilişeyim. Onunla beraber olayım da benim de manam olsun. O zaman kendini manalı olanlardan görme. Kendini tevazuya at. Kendini manasız görenlerden gör ki bir güle mana olmaya çalış. Bir gül bahçesini bekle ki gül bahçesinde bir diken dahi olsan bir manan olacak. Ama gül bahçesinde olmayan bir dikenin manası yok. O zaman kendine bir gül bahçesi bul. Kendine bir gül bul. O güle yapış. Sen de o gülün hürmetine saygı duy. Hatta o gülün hürmetine senin bütün manasızlığın lafa göze dahi görünmesin. Ve sevil sen de. Hani derdiniz ya, gülü dikeniyle sevmek. Öyle değil mi? O zaman bir gül bahçesi ol da sen de orada diken ol. Önemli değil. Ama gül bahçesinde ol. Fakat baştan ayağa gül olanaysa, süsen kesilene bahar iki aydın gözlü. Fakat baştan ayağa gül olanaysa, yani sen baştan ayağa gülsen, o her taraf senin için gül bahçesi. Her gün sana bahar, her bahçe sana bahar, her bahçe sana gül bahçesi. Ya gül ol, ya gülde diken. Sen tevazu ehli ol da hep kendini gülde diken olarak gör. Diken olarak gör de gülün birisine yapıştırsınlar seni. Selametle kalın. Semanız mübarek olsun şimdiden. Semazenler alkışla beklemez ha. Çünkü alkış beklemek de nefisler. Hakkınızı helal edin.